Üniversitemizdeki hocamızı hepimiz tanıyoruz ama onun çalışmalarını şöyle kısaca bir hatırlayalım. Profesör Doktor Zeynep Türek 1984 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 90'da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. 92 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini, 98'de Memphis Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 2014'e kadar Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini yaptı. 2014'ten itibaren Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Araştırmaları Çağdaş Fransız Felsefesi, Etik, Feminist Felsefe alanlarında çeşitli sorunları konu ediniyor. Derrida Critical Assessment ve A Companion to Derrida'nın editörü aynı zamanda. Başkalık Deneyimi ve Cinsel Farkın İnşası başlıklı iki kitabı mevcut. Türkçe, İngilizce ve Fransızca çok sayıda da makalesi yayınlanmış durumda. Cinsiyetli olmak, cinsiyeti yazmak, sonsuza tanıklık, dünyanın teni, Jean-Paul Sartre tarihin sorumluluğunu almak, ırk kavramını kim icat etti, çağdaş Fransız düşüncesi, Levinas okumaları, Platon efsanesi gibi birçok Türkçe derleme kitabında yayını hazırlamıştır. 3 yıldır da derneğimizin, Felsefeciler Derneği'nin merkez yönetim kurulu üyesidir. Zeynep Direk bugün eğitim felsefesi ve ilgi etiği alanlarında çalışmalar yapmış bir düşünür olan Amerikalı feminist eğitimci ve filozof Nell Nodix'den söz edecek. Etik alanında derinleşmeye ilgi duyduğunu tahmin ettiğimiz bu grupla yapacağı söyleşi için hocamıza şimdiden teşekkür ederek sözü bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok mutluyum sizlerle birlikte olduğuma. Nell Nodings benim son 2 yıldır tanıştığım bir filozof. Gerçekten çok bilge bir filozof, feminist bir filozof. Ama aynı zamanda yani hem bir etikçi hem bir eğitim felsefecisi. Ve ben de derslerimde kullanıyorum 2 kitabını. Bir tanesi A Feminist Approach to Care Ethics, yani ilgi veya bakım etiğine feminist bir yaklaşım. Diğeri de Educating Moral People, yani ahlaklı insanlar yetiştirmek. Şimdi neden Nell Nodings benim için ilginç bir düşünür? Bazen hani bir filozofun yazılarında bir cümle bile bulsanız dünyanız değişir kavramsal olarak. Asıl o tür cümleler çok var Nell Nodings'te gerçekten. Ama şöyle bir iddiası da var. Yani ben hani etik dersi veren bir felsefeci olarak yaptığım şey derslerimde normatif kuramları anlatmaktı. Yani işte hepimizin yaptığı gibi Platon'un Gorgias'ından başlayıp Aristoteles'in Nikomakos etiğinden geçip ona Stoik filozoflardan bahsedip belki ilahi emir kuramını Orta Çağ'da gösterip ondan sonra işte Kant etiğinin üzerinde durup ondan sonra faydacılık anlatıp böyle devam eden normatif kuramları tanıtan bir etik dersi yapıyordum ve öğrencilere de şeyi göstermeye çalışıyordum. Yani içinde bulunduğumuz etik durumda, etik olarak anlamlı ve önemli, etik bir karar vermemiz gereken durumda aslında o durumla ilişki kurmanın kuramsal olarak da çok fazla yolu vardır. Yani şimdi durumu tarif etmek meseledir. Durumun tam ne olduğunu ortaya koymak da bir meseledir. Önemli özellikleri nedir o durumun? Aynı zamanda durumu normatif olarak nasıl göreceğimiz de bir problemdir ve birden çok bakış açısından, hani kavramsal ve kuramsal bakış açısından o duruma bakmak mümkündür. Ve her kuramın eleştirilecek bir tarafı vardır. Güçlü ve zayıf tarafları vardır. Ve kuramları birbiriyle karşılaştırarak aslında çok şey öğreniriz. Onların eksikliklerini de öğreniriz. Ve demek ki etik karar vermek aslında çok zor bir şey. Gerçekten hani doğru kararı vermek ve hiçbir sorunu olmaması sonunda da o doğru kararın hiç sorgulanamaz bir biçimde doğru olması belki de oldukça zor. Zaman zaman oluyor ama çoğunlukla acaba ben doğruyu mu yaptım? Başka türlü bir karar verilemez miydi? Açık uçlu ve tekrar üzerine dönüp düşünmemiz gereken
deneyimler veya işte tekrar değerlendirmeler içerebilir etik durumlarda nasıl karar vereceğimize ilişkin. Şimdi Nell Nodding's, dolayısıyla ben etiği anlatırken biraz konum almadan anlatmaya çalışıyordum aslında. Yani size şunu ben doğru, bundan sonra hani bu dersi aldıktan sonra bir kuramı gerçekliğe uygulayarak etik kararlarınızı vereceksiniz ve ondan sonra da hiçbir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. İddiasıyla yapmadım hiçbir zaman bu dersi ve hep açık uçlu bıraktım, hep soru işaretleriyle dolu bıraktım ve şunu söylemeye çalıştım. Yani sonuçta herkes bu durumda vereceği kararın sorumluluğunu almak zorunda. Ve bu o kadar tekil bir karar ki, yani sonuçta gerekçelerinizi koyacaksınız. Neden bir eylemi değil de başka bir eylemi tercih ettiğinizi anlatacaksınız. Ve yani böyle bir ders yaptığımda kendi kendime de hep şu soruyu soruyordum. Öğrencinin başlangıç noktasından yola çıkıyordum ki bu başlangıç noktası çoğunlukla ya etik görececilik ya etik egoizm oluyordu. Sonra onu bambaşka bakış açılarına götürüyordum. Ondan sonra da serbest bırakıyordum. Kendi kararlarını nasıl vereceği ile ilişkili hiçbir şey dayatmadan yapıyordum dersi. Sonra Nell Nodding's ile karşılaştım ve Nell Nodding's bana şunu söyledi. Aslında biz ahlaklı insanlar yetiştirebiliriz. Yani hani ve bir bakıma iddialı bir pozisyon olduğunu düşündüm. Ve işte bu ilgi, bakım etiği dediği şey ile Nell Nodding's bunu yapabileceğimizi söylüyordu. Bu çok ilgimi çektiği için ilgilendim. Şimdi şöyle bir ilişki olarak görüyor aslında. Etik ilişki Nell Nodding's için önemli. Bu beni hep Nell Nodding's'i Levinas'la karşılaştırmaya götürdü. Çünkü Levinas için de etik hep etik ilişki ile başlar. Yani Nell Nodding's de feminizmden gelen ve özellikle de ikinci dalga feminizm Carol Gilligan'ın In a Different Voice kitabından da etkilendiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda da tabii pragmatist eğitim felsefecilerinden John Dewey ve William James'ten etkileniyor. Ve şunu söylüyor bize aslında, yani Carol Gilligan'ın hocası Lawrence Kohlberg, yani moral psikoloji, ahlak psikolojisi yapan Lawrence Kohlberg'i eleştirisinden yola çıkıyor. Ve diyor ki şimdiye kadar hep aslında ayrı, monadik bireyler olarak tarif ettik etiğin öznelerini. Yani ilişkisel olarak değil de birbirinden ayrı varlıklar olarak düşündük. Ve çoğunlukla da işte ilkelere, soyut ilkelere dayanarak bu bireylerin karar verdiğini tahayyül ettik. Yani ahlaki karar verme süreci hakkında konuşurken. Fakat bu doğru mu acaba? Şimdi Carol Gilligan ikinci dalga feminizm içinde dili dinleyen bir düşünür, kadınların konuşmasını dinleyen bir düşünür, kadınların ahlak konuları hakkında nasıl konuştuklarına kulak veren bir düşünür ve şunu söylüyor. Aslında kadınların ahlaki durumlarla ilişki kurma biçimi erkeklerinkinden farklı. Erkekler kendilerini ayrı varlıklar olarak tahayyül ediyorlar. İlkeler ve hakları birbiriyle karşılaştırarak ahlaki kararlar, yani ahlaki karar vermeyi böyle modelliyorlar. Ama kadınlar kendilerini ilişkisel bir biçimde düşünüyor. Ve kadınların ahlaki bir durumla ilişki kurmaları hep o durum hakkında daha fazla bilgi talep etmeye dayanıyor. Yani kimi zaman da durumda ki başka insanlarla yüz yüze gelme. Yani ahlaki duyguları devreye sokarak durumla ilişki kurma.
Yani burada işte duygunun da çok önemi var. Bilgilenmenin ve sorunları ilişkisel bir biçimde çözmenin. Sorunları ilkelere, soyut ilkelere referansla çözmekten çok ilişkilere dayanarak ve ilişkilerden güç alarak çözme denemesi. Ve Lawrence Kohlberg, işte Carol Gilligan'ın çalışmasında kadınlar bunu yaptığı için kadınları ahlaki olarak erkeklerden daha az gelişmiş varlıklar olarak tarif ediyor. Çünkü erkekler kadar kendini ayrı bir birey olarak düşünüp ilkelere ve haklara müracaat ederek vermiyor onlar kararı. Ama diyor ki Carol Gilligan, burada başka bir ahlaki akıl yürütme var. Bağımsızlığa değil, aslında bağımlılığa dayanan, bağlılığa daha doğrusu, bağlılığa dayanan bir model var. Ahlak felsefesinde hep babanın sesi şimdiye kadar işitildi. Annenin sesi yeterince işitilmedi diyor Carol Gilligan. Yani ahlakı da biz hep geometrik bir matematiksel bir model kurarak aslında ahlaki sorunları çözmeye çalıştık. Ki işte ilkelerden doğru eylemlerin çıktığı model de aslında matematiksel bir modeldir, geometrik bir modeldir. Halbuki ahlak aslında ahlaki bir tepki vermeye, işte bu Levinas için de çok önemli bir terimdir, response, yani bir yanıt vermek, bir cevap vermek. Şimdi o yüzden Carol Gilligan etik ilişkide olmayı aslında öne çıkararak feminen diyebileceğimiz, yani ahlakı kadın bakış açısıyla düşünmek diyelim buna, bir model kurmaya çalışıyor. Ve elbette bu, şimdi sorulabilir tabii, kadınlar niye bunu yapıyorlar, niye bunu daha kolay yapıyorlar, bu onların hani biyolojik varlıklarından mı kaynaklanıyor? Buna inanmıyor Carol Gilligan. Aslında bizi bu şekilde eğiten, yani ilişkisel ve bir var olma birimi gibi davranmamızı sağlayan, yani etrafımızdaki sevdiğimiz insanlarla, ilgilendiğimiz insanlarla, aile bireyleriyle, hayvanlarımızla, bitkilerimizle, öğrencilerimizle ilişkisel bir varlık olarak var olmaya götüren şey belki de toplumsal cinsiyet. Yani tarihsel, kültürel, sosyal bir alışkanlıklar silsilesi bize bunu öğretiyor. Ama tarihin, toplumun, kültürün öğrettiği her şey de kötü olacak diye bir şey yok. Yani erkeklerin bağımsızlığa teşvik eden, ayrılmaya teşvik eden bir kültür, onları sonuçta dış dünyaya çıkarıp bir birey gibi davranmaya teşvik ederken, kadınlara bağlı olmaya teşvik ediyor ve bir var olma ünitesinin merkezine getiriyor kültür. Ama belki bu erkeklerin de öğrenmesi gereken bir şey, bir ahlaki varoluşun gereği. Ve aslında ontolojik olarak bağlılık değil ama bağımsızlık bir illüzyon da olabilir. Belki bağımsızlık diye bir şey yok. Yani bu ontolojik bir bakış açısı zaten. Hani kendini bağlı olarak ve aslında bütün insanları bağlı olarak tahayyül etmek bir ontolojik seçim. Yalnız işte ahlak felsefesinde bu hep üstü örtülmüş, görülmemiş. Hep aslında erkeklerin etiğe yaklaşımı, gerek faydacılıkta olsun, gerek Kant etiğinde olsun, gerek Aristoteles'te olsun, hep aslında bunlar daha erkeksi bakış açıları ve bu yani kadınsı bir biçimde ilişki kurmak, kadın bakış açısıyla etik durumla ilişki kurmak çıkmıyor gelenek içerisinde. Çünkü zaten hani kadınların felsefe yapma şansları da daha sınırlı olduğu için hep aslında logos eril tin tarafından diyor. Eril tinin hakimiyetinde olmuş. Yani etik davranış hakkındaki söylem logos hep eril tinin davranışı tahakkümü altında
Ama tekrar alırlığa, yani reseptiviteye, bu Kant'ın terimi, hani ilk önce bütün deneyim alırlıkla başlıyor. Yani bir izlenimleri almamız, aynı zamanda duyguları hissetmemiz, bağlılık, yani işte ilişkisellik ve bu ilişkisellik içerisinde tepki veriyor olmamız. Şimdi bu ilişkiyi nasıl tarif ediyor? Her senin evvel elbette ilişki bir arzu, bir eğilim ima ediyor. Yani ilgi ilişkisi, bakım ilişkisi bir kabul varsa eğer, yani bakım veya ilgi veren ile alan arasında bir ilişkidir. Ama alan da almayı kabul ediyor olması gerekir. Yoksa burada bir dayatma olur ve bu da bir baskıya dönüşebilir. Vermek de elbette bir ya o kişinin dünyaya bakışını seviyorsunuzdur, ya onun bir ihtiyacı sizi harekete geçirmiştir, ya bu bir cömert bir ilişkidir, yani bir ihtiyaca bir tepki olarak sizin kurduğunuz bir ilişkidir. Şimdi bu ilişki nasıl bir ilişkidir? Bunu tarif etmeye çalışıyor Nan Noddings ve elbette bu, yani Levinas'ın etik ilişkisi gibi, ilişki kurulanın ihtiyaçlarının ön planda olduğu, ilişkinin merkezinde ilgi verilenin olduğu bir ilişki. Burada tabii öğretmen-öğrenci ilişkisini de böyle tahayyül ediyor aslında. Yani tabii çok büyük sınıflarda böyle bir ilişki kurmak bütün öğrencilerle zor olabilir. Yani çok küçük bir sınıfta belki gerçekten bütün öğrencilerle böyle ilgilenebilir bir insan. Yani öğretim sadece biçimsel bir tartışmaya dayanmıyor. Yani argümantasyonların, işte bilginin aktarıldığı, aynı zamanda onun ölümsüz konuşma dediği, yani immortal discourse veya conversation, yani nedir bu? Hayatla ilgili ve aslında bilgi olarak kodlayamayacağımız şeyler. Çok derin şeyler aslında. Ne bileyim, hayatla, insani deneyimlerle, doğumla, ölümle, sevgiyle, yani bilgi müfredatının parçası olmayan ama varoluşun içerisinde aslında bütün insanların deneyiminin çok esas bir parçası olan konular mesela da konuşulması. Aynı zamanda sıradan günlük konuşma. Yani üç çeşit diskur ayırt ediyor. Ve bunları, yani öğretmen-öğrenci ilişkisinin de sadece biçimsel, yani felsefede bizim işte argümantasyona dayalı dediğimiz veya işte bir bilgi paylaşım sürecinin içinde gerçekleştiği söylemden ibaret olmadığını söylüyor. İnsani bir ilişki koyuyor yani aslında burada öğretmenle öğrenci arası ilişkisini, bir ilgi veya bakım veren ve alan arasında bir ilişki olarak tarif ediyor. Bu ilişki içinde insanın geliştiğini de söylüyor. Yani bu ilişki içerisinde hem bu ilgiyi veren insan kendi etik benliğini keşfediyor, hem de bu ilgiyi alan insanın bir moral, ahlaki anlamda bir gelişim göstermesi söz konusu. Şimdi burada iki önemli kavram koyuyor. Onun gerçekliğiyle ilişki kurmak diyor. Yani kendi ilgi veren, gerçekliği kendisinin anlayış biçimi ile ilişki kurmuyor aslında ilgilendiğiyle. İlgilendiğinin gerçeklikle nasıl ilişki kurduğuna erişmesi gerekiyor. Yani buradaki bir bakıma insanın gerçekliğini genişletmesini gerektiren bir şey bu. Ve aynı zamanda burada bir
kaygı da var, endişe de var ilgilenmede. Onun için duyulan kaygı, endişe. Yani bu ilgiyi alanın dertlerini aslında anlamak ve o dertlerin üstlenilmesi bir bakıma, sahiplenilmesi. Yani sadece onun ve onun problemi olarak görülmemesi. Buna engrossment diyor. Engrossment aslında bize şeyi anlatıyor. Gebeliği, hamileliği anlatıyor. Yani bu Levinas'ın olmaktan başka türlü veya özün ötesinde de ötekini kendi derinin altında hissetmek dediği şey aslında. Yani burada bir moral, yani ahlaki bir ilişki var. Ve bu sadece kavramsal bir ilişki değil. Sadece yargılarla da verilen bir ilişki değil. Bir genişleme ilişkisi diyelim aslında buna. Ama bu neyi sağlıyor? Hem karşı yani ilgilenilen insanın gerçekliğe nasıl ilişki kurduğumuzu, hem de onun nasıl motivasyonlara sahip olduğunu. Yani ahlaki durumla ilişki kurarken veya bu ilişki içerisinde bir ahlaki problemi çözmeye çalışırken ilgilenilene yardımcı olmak anlamında kendi motivasyonlarını oraya okumamak da çok önemli. Yani onun motivasyonlarını anlamak. Buna da motivational displacement diyor. Yani motiflerin yer değiştirmesi. Kendi motivasyonunla meseleyi anlamak değil, onun motivasyonlarının ne olduğunu anlayabilmek. Bu tabii çok enteresan ve bunun uzun uzun anlatıyor empatiden nasıl farklı olduğunu, ama buna sosyal psikolojide sanıyorum belli bir empatiyle mediated empathy deniyor. Bu tabii bir dinleme ilişkisine dayanıyor ve ötekinin kendisini, ötekinin deneyimlerini ifade etme alanını açıyor. Şimdi sorunları, ahlaki sorunları bu noktadan sonra, yani ilkeleri uygulayarak değil de abstrakt, soyut ilkeleri duruma, kişilerin kim olduğuna bakmadan, yani işte Kant etiğinde olduğu gibi uygulayarak sorunu çözmek değil de, aslında ilişki kurarak ve o ilişki içerisinde ötekinin gerçekliği, ötekinin motivasyonlarını, ötekinin deneyimini dinleyerek bir meseleye yaklaşmak. Ve bunun Nan Noddings'e göre kadın bakış açısıyla ahlaki duruma yaklaşmakla çok ilgisi var. Ve aslında neyi sağlıyor? Ahlaklı insanlar yetiştirmeyi sağlıyor ona göre. Çünkü diyor ki senin kim olacağın, ahlaki manada nasıl bir benlik geliştireceğim, benim sana nasıl davrandığımla ilgili bir yandan da. Yani benim sana nasıl tepki verdiğim aslında senin gelişimini de etkileyecek. Yani dolayısıyla insanlar tek başlarına ahlaki bir benlik geliştirmiyorlar. İlişki içerisinde, yani birisini bir ilişki içerisinde iyi yapmak veya bir ilişki içerisinde birisini belki kötü biri haline getirmek de mümkün. Şimdi burada Nan Noddings'e getirilen bazı eleştiriler var diğer feministler tarafından. Diyelim ki ilişki kurduğunuz kişi kötü biri. Yani ve bu engrossment, yani genişleme ve motivational displacement içerisinde ilgi verenin de kötü birisi haline gelmeyeceğini nasıl biliyoruz? Diyor mesela Virginia Held. Ve diyor ki tamam, yani bu ilişkisellik içerisinde hani insanları ahlaken dönüştürmek iyi görünüyor da
herkesle bir care ilişkisi, bir ilgi bakım ilişkisi kurmak çok zor. Evrenselci bir ilkelere dayalı etik de olmadığı için böyle bir ilişkide olmadığımız insanlarla ilgili problemleri, ahlaki problemleri nasıl çözeceğiz peki? Yani gene bir evrensel ilkeler etiğine ihtiyaç duymayacak mıyız? Yani bütün sadece ilişkide olduğumuz insanlar mı var hayatta? Yani sonuçta hani Kant'ın etiğine baktığında ne görüyoruz? İşte eğer ben şu durumda bunu yapıyorsam senin de bu durumda bunu yapman doğrudur diyebiliyoruz. Sen kim olursan ol, bu geçerli oluyor evrensel manada. Yani kategorik imperatif bunu güvence altına alıyor. Ama Nan Loddings'in çizdiği çerçevede böyle bir durum söz konusu değil. Benim şu durumda doğru bularak yaptığım şey başka bir, yani benzer bir durumda başka insanlar eğer müdahilse meseleye, onlar için doğru olmayabilir diyor. Yani bu manada bir evrenselci ve Kantçı bakış açısını da reddediyor. Erdem etiği ne indirgenebilir mi bu söylediği? Bu konuda bayağı bir tartışma var. Erdem etiğinde etik kararların merkezinde öznenin karakteri vardır. Ve ilişkisel olmadığını aslında söylemek mümkün. Yani merkezde öznenin kendi karakterinin olması, Nan Loddings'in etiği çizdiği etik çerçeveye uymuyor. Çünkü merkeze o ilgilenileni koyuyor. İlgilenileni koyuyor. Şimdi ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Bir bakalım aslında saate. Yarım saatimi geçirdim. Yarım saati geçirdim, evet. Şimdi bu çerçevede tabii tartışılabilecek çok şey var. Ama günümüz felsefi tartışmalarını da çok etkilemiş bir perspektif bu. Her şeyden evvel, yani etikle politika birbirine de bağlı olduğu için feminist etiği de işaretlemiş bir bakış açısı diyebiliriz. Evet, ben aslında buradan itibaren soruları alıp da devam etsem daha iyi olacak galiba. Yani şimdi size böyle bir çerçeve çizmiş oldum. Ve bu acaba bizim ahlaki konularda evrenselci yaklaşımların, mesela işte Carl Gilligan'da, Nan Loddings'de hem faydacılığı hem kantçılığı aslında erkeksi bakış açısı, erkek bakış açısı ile dizayn edilmiş etikler olarak görüyorlar. İkisi de evrenselcidir ve ilkelere dayanır çünkü. Bunun yerine ilkelere dayanmayan, ilişkilere dayanan bir etik yaklaşım koymaya çalışıyorlar. Ama tabii evrenselci bir etikten vazgeçilebilir mi diye bir soru var burada. Yani hani çünkü mümkün mü? Yani hayatı sadece herkesle ilgi ve bakım ilişkisi kurmamız çok zor. En yakın çevremizdeki insanlarla belki kurabiliriz. Ama dünyadaki etik problemleri buna indirgememiz mümkün mü? Bence bu ilgi etiğinin en önemli ve hala da aslında tam yanıtlanamamış sorusu bu. Yani itiraz, gelen itiraz anlamında sorusu bu. Belki de eklektik davranmak gerekiyor. Yani kendi hayatında ve yüz yüze olduğun ilişkilerde insan ilgi etiğiyle davranıyor. Ama bunun ötesinde kurulan ilişkilerde yine de bir ilkeler etiğine müracaat etmemiz kaçınılmaz olabilir diye düşünüyorum.
belki yani heterojen bir tavır sergilemek lazım. Şimdi Levinas'a baktığımda o ne diyor bu konuda diye düşündüğümde Levinas şöyle diyor, yani etik ilişki, işte Noddings'in ilgi etiği dediği şey belki, etik ilişki aslında benim dünyayı anlamlandırma biçimimi değiştirir ve beni ilkeleri sorgulamaya götürür. Evrenselciliği sorgulamaya götürür diyor. Yani Levinas için bu ilişki, yüz yüze etik ilişki her zaman evrenseli yeniden değerlendirmenin ve tartışmaya açmanın bir imkanını veriyor. Ama bu evrenseli ortadan kaldırmak değil. Evrenseli ortadan kaldırmak anlamına gelmiyor. Sadece belki evrenseli çoğulcu bir perspektiften yeniden düşünmeye götürüyor bizi. Yani herkeste ortak olduğunu varsaydığımız bir akıldan yola çıkarak değil de farklı deneyimlerden yola çıkarak evrensele gitmek aslında anlamında bu. Evet, belki burada bitireyim. Çünkü yani bir yandan Levinas var benim için. Tabii bu konularda bu ilişkisel, ilişkiye dayalı etiği ve sorumluluk etiğini öğrendiğim ilk filozof. Bir yandan da şimdi bu feminist filozof Nell Noddings var. İkisini yakın görüyorum birbirine. Tabii Nell Noddings'in başka ile ilgili bir vurgusu yok aslında. Yani erişilemez bir başkalık olarak görmüyor ilgilenileni. Ve tabii burada ilgilenen hep kadın, ilgilenilen yani öyle bir şey yok. Yani ilgilenen erkek de olabilir, ilgilenilen kadın da olabilir veya ikisi de kadın olabilir. Veya işte çeşitli toplumsal cinsiyetleri okuyabiliriz buraya. Şöyle diyebiliriz, bu bir değer aslında. Yani bu bir etik öznelik ve etik durumlarla ilişki kurma biçimi. Şimdi bunu desteklemeye çalışıyor. Yoksa kadınlar özcü bir cümle kurmaya çalışmıyor. Öyle bir özcülük onun da eleştirdiği bir şey. Yani işte Jung'u okumuş ve Jung'da işte dişi ve erkek ilkeler var ama çok özcü buluyor mesela bunu. Ama yani sonuçta ikinci dalga feminizm bir bakıma kadına dair özellikleri yeniden değerlendiren, yani bunları aşılması gereken şeyler olarak değil de aslında herkese ışık tutabilecek pozitif bazı özellikler olarak ele almaya çalışır. İşte Nell Noddings'te de olan şey buna benziyor. Yani hani etikte o dişi kadınsı yaklaşımı çıkarmak ve desteklemek. Ve bunu aslında erkeklere de önermek. Çünkü erkeklerin ki diyor, yani bu bir savaş etiği diyor. Yani o enteresan. Yani savaş etiği dediği şey kazanmak üzerine kurulu. Yani kazanmak ve bir takım ilkeleri dayatmak, bir durumu kontrol altına almak ile ilgili. Bu tartışmalarda da böyle oluyor. Yani etik tartışmayı da bir savaş etiği, bir savaş biçiminde yapabilirsiniz. Bunu aslında eleştiriyor. Yani etiği bir savaş alanı haline getirmemek lazım diyor. Yani ki bunu çoğunlukla görüyoruz. Yani bazen hatta etik bir terör aracı bile olabiliyor. Yani hani bir etik terörden bile bahsedebiliyoruz. Yani etik birilerine saldırmak, birilerine incitmek, birilerine zarar vermek için de kullanılabilen bir şey. Yani bir savaşın alanı, birilerini ketleme, sınırlandırma,
alanı da olabiliyor. Yani bu tür bir etikten kaçmak. Yani bir kötülük etiği de var Nell Nodding'e göre. Kötülük etiği de var. Yani kötülük etiği derken mesela işte şöyle de Nietzsche'den bahsettiği pasajlar var. Yani işte Nietzsche'de köle ahlakı eleştirilir. Çünkü köle ahlakı hınca dayanır. Jung'da da aynı zamanda gölge vardır. Gölge, insanın gölgesi, insanın karanlık tarafı. Yani bir bakıma hepimizde olan kötülük ve karanlık taraf. Şimdi bu köle ahlakıyla bu karanlık gölgeyi birleştirdiğimiz zaman aslında etiği zarar vermenin bir aracı da haline getirebiliyoruz insanlara. Yani bunun karşısına işte annenin sesi dediği şeyle çıkıyor. Yani o ilişkiye dayalı, başkası için endişelenmeye, onunla ilgilenmeye, onun dertlerini üstlenmeye, kendisinde hissetmeye. Hani bizim vardır ya, annelerimizde antenler vardır yani böyle. İşte o engrossment dediği şey o. Yani nereden biliyor hani bu benim derdimi dersiniz yani. Ama o öyle sesinden anlar, sesinden takip eder. Yani her şeyin açıkça konuşulması bile gerekmez. Yani tam da bunu diyor işte. Yani bu ilişkisellik aslında yargılamaya dayanmayan ve işte savaş ahlakı dediği şeyden, yani işte mesela Aristoteles'in ortayı bulmak vardır. İşte eudaimonia ile bağlıdır elbette ki erdem etiği, ama kamusal alanda beyaz erkeğin etiğidir yani. O kamusal alandaki özgür beyaz erkek yurttaştır o yani. Oradaki figür. Elbette bunu yeniden düşünmek lazım bu çağda. Ama işte yani Nell Nodding demek ki o kamusal alanda mükemmelleşmeye çalışan kişiyi idealize etmiyor. İdealize etmiyor. Yani eğitim felsefesi bakımından da şu açıdan önemli bu. Bizim diyor başka bir eğitimci modeline ihtiyacımız var diyor. Başka bir eğitimci modeline. Yani Aristoteles'in erdem etiği modelinde bütün erdemleri mükemmel bir biçimde bünyesine getirmiş olan bilgili ve her konuda işte kendisine güvenebileceğimiz bir otorite değil de aslında bir sürü noktada sorunlar yaşayan, ilgilenilene eşlik eden aslında ve biyolojik bir ilişki içerisinde eşlik eden bir eğitimci modeli, yani ilişkisel bir eğitimci modeli koyuyor. Yani bu beni etkiledi aslında. Yani çünkü belki bilginin de hani eleştirel bir biçimde ve aynı zamanda bir taraftan diğer tarafa aktarılarak değil de birlikte keşfedilen bir şey olması ve aynı zamanda öğrenenin de öğrenme sürecine pozitif katkıda bulunması, herkesin birbirinden öğrendiği bir deneyim haline gelmesi, belki altta böyle bir ilgi ilişkisinin bulunmasıyla çok bağlı, ayrılmaz bir biçimde bağlı. Yani bana bu ilgi meselesi bazen işte şey modelini eleştiriyor Nell Nodding. İşte çok sert öğretmenler vardır ya, işte çok
baskı yapar öğrensin diye öğrenciye. Yani korkutur, baskı yapar, üstüne gider. Peki bu tür bir eğitimci ilgilenmiyor mu diye sorabiliriz. Bu modelden yana değil. Yani bu hani öğretmek için baskı kurmak. İlişki öyle değerli bir hale geliyor ki ilgilenilen için. İlgilenen sadece, yani ilgilenilen burada diyelim ki öğrenci, sadece konuyu öğrenmek ve kendisi için çalışmıyor dersi. Öğretmen için de çalışıyor. Yani o ilişki değerli olduğu için. Yani onu o ilişkiye değer verdiği için. O dersi çalışmak öğretmenini mutlu edeceği için aslında bir bakıma da çalışıyor. Yani korktuğu için değil ondan. Yani o bir bağ olduğu için onunla. Yani hocam, o bağın kurulduğu ilişkiler. Tamamlayınca vereceğim Nilüfer sözleri. Hocam tamamlasın. Yani biraz açmasını isteyecek. Gerçekten otantik bir deneyim olarak gerçekleşiyor. Ben duruyorum burada. Peki Zeynep Hocam, biz soluklanırken siz teşekkür ederek ben arkadaşlara bakacağım. İki ekranda görüyorum. Yani şöyle bir yapmanız yeterli. Sözleri sizi yakalayarak vermeye çalışacağım. İlk önce Nilüfer hemen, evet buyur. Teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam bir şeyi açmanızı isteyecektim. Eğitimde yeni bir modele ihtiyaç var dediniz. İlgilenene eşlik eden, bu biyolojik anlamda dediniz. Orayı biraz açabilir misiniz biyolojik anlamda? Yok, biyolojik olarak değil. Yani şöyle, şimdi bu kadın bakış açısıyla etik durumlarla ilişki kurmak dediği şey, yani işte sonuçta bu farklılık, yani cinsiyet farklılığı, etiği gibi bir şey öneriyor. Ama bunun yani herkesin yapabileceği bir şey. Biraz aslında şu, ahlaklı insan olmak demek, ilgilenmeyi öğrenmek demek başkalarıyla. Ve ilgilenilmeyi de öğrenmek demek. Yani sadece ilgilenmek değil, ilgilenilmeyi de öğrenmemiz gerekiyor diyor. Yani birinin bizimle ilgilenmesini de bizim öğrenmemiz gerekiyor. Yani buna da izin vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Eğer ikisini de yapabiliyorsak, işte o zaman Nan Loddings anlamında bir etik benlik geliştirebiliyoruz. Yani iyi bir insan olmaya doğru gitmek, ilgilenmeyi öğrenmek ve ilgilenilmeyi öğrenmek ile, hep vermek değil aslında, almayı da öğrenmek gerekiyor. Yani bunu erkeklerin de öğrenmesi gerekiyor. Erkekler ilgilenmek konusunda sıkıntı yaşıyorlar. İlgilenilmek konusunda zaten gelenek onlarla onlara hani hep ilgilenilen pozisyonuna koymuş onları. Onların ilgilenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kadınların da ilgilenilmeyi öğrenmesi gerekiyor aslında. Yani herkesin bir şey öğrenmesi lazım. Ama burada biyolojik cinsiyetlerimizle bir ilgisi yok bu konunun. Yani bize bir biyolojik cinsiyet atandıysa zaten toplum bizi toplumsal cinsiyet manasında bir sürece sokuyor. Toplumsal cinsiyetlendiriyor. O süreçte kızlara hep işte birinin kız kardeşi, birinin kızı, birinin eşi olma ya kendini böyle görmek öğretiliyor. Erkeklere de bağımsız olmak ve ayrılmak öğretiliyor. Yani bunlar bizim öğrendiğimiz şeyler. Ama bizim öğrendiğimiz şey, yani hem bizi belki toplumda, kamusal alandan geriye çeken ve bir dezavantaja dönüşen bir şey olabilirken, aslında etik alanda bir avantaj. Nan Loddings için. Ve bunu bir dezavantaj olarak görmekten çok bir değer olarak desteklemek ve başkalarına da yaymaya çalışmamız lazım diyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini aslında destekliyor. Yani bir özcü bir pozisyon
almıyor, almamaya çalışıyor, uzak durmaya çalışıyor. Çünkü cinsiyet farklılığı inşa edilmiş bir şey de olabilir. Yani toplumsal ve tarihsel olarak inşa edilmiş bir şey de olabilir. O inşa edilmiş olduğunu varsayıyor. Yani bir Simone de Beauvoir'ın örneğin bir dezavantaj olarak gördüğü şey, Simone de Beauvoir sonuçta bizi dünyaya çıkmaya teşvik eder ve işte bütün bu duygusal işi yapıyor olmamız aslında bize kaybettiren bir şeye dönüşebilir. Ama bunu bir kayıp olarak değil de bunu aslında bütün insanların öğrenmesi gereken bir şey olarak düşünmemizi istiyor önermeliyiz. Yani sadece kadınların yapacağı bir şey olarak değil, erkeklerin de aslında yapacağı bir şey olarak. Yani mesela bunu öğrendiğinizde iyi bir baba da olabilirsiniz. İyi bir eş de olabilir. İyi bir baba aslında ilgilenmeyi bilen bir insandır. İlgilenmeyi bilmeyen bir insan hani ne iyi bir anne olabilir ne iyi bir baba olabilir. Yani ama bizim geleneksel baba modeline baktığımızda hani babanın ilgilenmesi beklenmez. Baba işte işe gelir ve çocuklar onu rahatsız etmemelidir falan. O bütün sorunlara biraz uzak durur. Annedir aslında hep bütün bu meselelerle ilgilenen. Babaya sadece fikir sorulur ve o ilkelere göre bir bakar yani duruma. Ne yapılması gerektiğini söyler. Değil mi? Geleneksel figür bu. Yani bunu aşmak aslında buradaki model. Ve evet hani ataerkillik çoğunlukla kadınlar için bir dezavantaja dönüşmüş ama etik öznelik bakımından da bir avantaj aslında. Avantaja yol açmış. Şimdi bu avantajı bir değer olarak paylaşmak gerekiyor. Yükseltmek gerekiyor. Yani Noddings'e göre bu böyle. Ve tabii bu bir gelişim yani eğitim felsefesi içerisinde de desteklediği şey işte bu etiğe feminist yaklaşım dediği ilk etiği. Var mı başka arkadaşlar? Sorusu olan arkadaş var mı bakıyorum. Ben el kaldırdım evet. Ama açayım mı? Tabii evet Özge soru Özge, onu. Özge ben. Evet hatta... merhaba buyurun Özge hocam. Ses mikrofonu açar mısınız Özge hocam? Ha, tamam. Açtım şimdi değil mi? Evet evet tamam. Tamam. Çok teşekkür ederiz Zeynep hocam. Çok güzel bir sunumdu. Ben de Nan Noddings'le ben de son 2-3 yıldır tanıştım. İşte üniversitede eğitim fakültesinde eğitim felsefesi dersi veriyorum. Onun da eğitim felsefesi diye bir kitabı var. Onu ben de ders kitabı olarak seçmiştim. O şekilde onunla tanışıp sonra da işte ilk etiğiyle tanıştım. Benim sorum şeyle ilgili, hani daha çok sanki doğru mu yorumluyorum diye de soracağım aslında. Noddings sanki ezen-ezlem ilişkisi üzerindeki o anlayışımızı birazcık kırmaya çalışıyor gibi hissediyorum ben. Çocuklarda da mesela hani eğitime yansıyan halinde, mesela şöyle bir örnek üzerinden gitsek, işte iki çocuk arasında zorbalık yaşanıyor. Bir zorbalık yapan var, bir de yapılan var diyelim. Hani öğretmenin burada gelip de işte yapana sen kötüsün gibi bir yargıda bulunması işte bu doğru değil. Yapılana da bir şekilde işte o kurban olması ya da ezen olmasına dair başka bir işte mağdurun yanında olmak olabilir ya da işte onun güçlendirilmesi olabilir. Hani böyle bir şey sergilemekten çok aslında öğretmenin ilgilenen olarak her ikisiyle de ilgilenmesi gibi bir pozisyonlanma anlıyorum ben. Şimdi böyle bir şey olabilmesi için hani öğretmenin ya da işte o ebeveynse de her kim ise kendisinin bu doğru ilgilenmeyi bir şekilde yine bir başka deneyimden öğrenmiş olması gerekiyor gibi. Evet. Dolayısıyla hani onu nerede öğreneceğiz? Yani hani onun başladığı yer çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla hani bir insanın diğeriyle doğru şekilde ilgilenmeyi öğrenmesi için bir dolu doğru ilgilenmeme biçiminden de geçmek durumunda kalabilir yani. Onu demek istiyorum. Noddings şey gibi bakıyor yani hani çocuklara böyle davranıp çocuk böyle bir ilgilenme modelini görürse bunu öğrenecektir, işte evet. Modelleyecektir gibi. Ama işte bunu temsil edecek olan, yetişkin olan kişi bunu nereden öğrenecek ve deneyimleyecek
kısmı, işte başlangıç noktası sorusu bende hala açık kalıyor. Evet, hafızadan bahsediyor aslında, bellekten bahsediyor. Yani kendi belleğimiz, kendi duygularımız, kendi deneyimlerimiz başlangıç noktası, kapasitelerimiz. Yani kapasitelerimiz tabii yaşantılarımızla ilgili. Yani kapasite var ama o kapasitenin bir takım yaşantılar içerisinde açılması ve bil fiil hale gelmesi gerekiyor. Ve bu da zaten aynı zamanda da bizim yapa yapa da öğreneceğimiz bir şey. Yani bu öğrenme bir kere olup bitmiyor. Yani devam ediyor. Aslında çok deneyim dediğimiz şeyle bağlı. Bu teorik olarak insana öğretilebilecek bir şey değil. Yani bu bir bakıma bir tür fronesis, bir ilişkisel fronesis ve elbette ki her zaman her ilişkide insanın bir kuralı, bir ilkeyi uygulayarak da gitmesi çok zor. Çünkü karşındaki insanın kim olduğunu da ve farklı, ne kadar farklı olduğunu da hesaba katmak gerekebilir. Yani sanırım bizim bunu kendi deneyimlerimizden, kendi ilişkilerimizden, kendi sevgi ilişkilerimizden, kendi ilgi ilişkilerimizden veya edebiyattan, hikayelerden öğrenme. Yani bence o hikayeler de çok önemli Noddings için. Anlatılar da çok önemli. Sadece soyut kavramlarla çalışan bir düşünür değil. Hikayelerin, narratiflerin de, yani anlatıların, öykülerin de çok önemi var. Yani aynı zamanda da bunlardan beslendiğini söyleyebiliyorum ben, düşünüyorum. Evet, çok enteresan, belki siz de onu görmüşsünüzdür. Bu ezen ezilen meselesiyle ilgili. Yani ezen birisi ile ilgilenmek nedir? Yani ezen birisi ilgilenilen konumunda olabilir mi? Yani ilgiyi veren kişi ezilen olabilir mi? Gibi sorular var. Yani çünkü güç ilişkileri, iktidar ilişkileri her yerde var. Bununla ilgili aynı zamanda da şunu da, eğer sonuçta bir dönüşüm ilişkisi ise, bir dönüştürme ilişkisi ise, ilgilenilme, ilgi ilişkisi, bir dönüş, insanı dönüştüren ahlaki anlamda bir ilişki ise, başka insanlara zarar vermiş birisini geliştirmek ne anlama geliyor? Onun bakış açısını dinleyecek miyiz? Onun bakış açısından olayı tarif etmek doğru mu? Onun çünkü gerçekliğine erişiyor. Mesela diyelim ki bir Nazi subayı. Yani böyle bir hikaye anlatıyor bir kitabında. Diyor ki işte bir Yahudi ölmek üzere olan bir Nazi subayını işte bir tür hastane gibi bir yerde ve Nazi subayı onu çok rica ediyor kendisini dinlemesini, çünkü bir manada günah çıkarmak istiyor. Yani çünkü yüzlerce Yahudinin ölümüne sebep olmuş ve bir Yahudiden af dilemek istiyor o noktada. Bu hikayeyi ele alıyor Nan Noddings ve bu pozisyonda olan insanın o kişiyi affedememesi, dinlemesi ama sonuçta ona istediği şeyi vermemesi ile ilgileniyor. Ama burada tabii şu soru gündeme geliyor. Yani ezen birisinin bakış açısı eşit bir biçimde hesaba katılmalı mı? Yani veya işte böyle birisine ilgi verilmeli mi? Yani verebilir miyiz? Şöyle diyor, bakış açısıyla ilgili olarak o bakış açısının nasıl olduğu önemli diyor. Yani eğer bir sonuçta kendi hatasını kabul ediyorsa, pişman ise, yani ahlaki olarak başkalarını üzen, inciten bir şey yapmış bir insanın bunu
büyük bir huşu, zevk ve olumlamayla anlatmasıyla bundan pişman olarak konuşması arasında fark var diyor. Yani sonuçta o bakış açısı da katılmalı bence işin içine bir durumu, ahlaki durumu tarif ederken. Ama bunu nasıl yaptığımız önemli diyor. Yani sonuçta mesela Hitler'in görüşüyle bir Yahudi kurbanın görüşünü aynı yere koyamayız. Aynı platformda onlara eşit dikkat vererek dinleyemeyiz. Ama işte ezenin de veya zulüm uygulayanın da bakış açısı belli bir kipte ancak dahil edilebilir diyor. Mesela böyle bir şey söylüyor. Levinas'ta da var bu tartışma. Çok enteresan. Bu iki düşünür birbiriyle kesinlikle karşılaştırılmalı diye düşünüyorum. Olmaktan başka türlü ve özün ötesinde de işte ezilenin kendisini ezen için ezenle etik bir ilişkide onun sorumluluğunu almasından bahsediyor mesela Levinas'ta. Ve hani şiddet döngüsünün ancak böyle kırılabileceğini de ima ediyor. Yani ben ancak kendi celladımın yaptıklarından da kendimi sorumlu hissettiğimde aslında savaş sona erer diyor. Yani yoksa işte o ezen, ben ezilen ve nihayetinde buradan hep bir hınç ve öfke üreyecekse eğer biz hiçbir zaman barışa ulaşamayız. Ve ancak zulüm gören bunu yapabilir diyor. Yani zulüm görenin aslında... Buna benzeyen bir fikir bu Freire'nin ezilenlerin pedagojisinde de var. O da yani bu değişim olacaksa ancak ezilenin tarafından olacaktır diye o da aynı şeyi savunuyor yapıyor. Evet, yani Nell Nodding'de de yani sonuçta bunlar zor problemler tabii ki. Zor problemler. Ve yani hani ezilen birisine ilgi göstermek, ezilen birisine destek olmak, onun yanında olmak. Ama işte zorba birisi de var sınıfta. Yani zorba birisi de var ve onunla nasıl ilişki kurulacak diye bir problem var sizin de söylediğiniz gibi. Ve tam da işte ezenle ezilenin ilişkisini doğru bir şekilde kurulmasına yol açacak bir ilgi dünyayı değiştirebilir. Yani hani orada belki zorbalık da bir ilgi biçimi. Zorbalık da bir takip biçimi. Yani o zorbalığı ortadan kaldıran etik bir ilişkiye dönüştürmek aslında. Yani burada eğitimci pozisyonda olanın karşı karşıya olduğu çok zor bir problem. Yani bunun belki tek bir çözümü yok ama yani bu şöyle de olmuyor. Yani birisine sen kötüsün demek değil de çünkü kötüsün dediğinizde benliğe yapışan bir şey söylüyorsunuz. Yani artık o kişi kendisini değiştirmesi, dönüştürmesi zor birisi haline geliyor. Ama davranış hatalı olabilir. Davranışı değiştirmemiz mümkün. Ama kişiyi utandırdığınızda, kişi eğer o utancı bir suçluluk duygusuna, davranışla ilgili bir hatadan dolayı hissettiği bir suçluluk duygusuna dönüştüremezse, daha tehlikeli bir şiddete yol açabiliyor bu. Yani kötü olmaktan dolayı duyduğu ve kendisini değiştiremeyip o benliğe yapıştığı hal aslında o utancı başkalarına aktarmaya devam edeceğini de gösterir. Ve yani o şiddet kendi kendisini
aktarır, sürdürür, çeşitli biçimlerde başka insanlarla ilişkide yeniden ürer. Karanlık oldu ki. Biraz. Evet. Tamam, hocam, Onur Hoca'ya sözü veriyorum. Zeynep Hocam, tamamsanız. Evet. Teşekkür ediyoruz öncelikle Zeynep Hocam. Bize yeni bir filozofu tanıtmış oldunuz. En azından benim için yeni. Ve Levinas'la ilişkisi benim de aklıma çok yattı. Bilmiyorum kendisi ilişkilendiriyor mu kendisi Levinas'la. Çünkü şöyle, hani Levinas'ın bu hani başkalık konsepti çerçevesinde düşündüğümüzde, çünkü bir insanla karşılaşmak onun sorumluluğunu sırtına yüklenmek anlamına gelir. Yani Levinas için çünkü başkası sana bir buyurur, yani eti dayatır. Dışarıdan bir dayatmadır aslında. Sonuçta o sırtına bir sorumluluk olarak istesen de istemesen de yüklenen bir şeydir. Fakat bunu sadece, bu sorumluluğu bir başka insanda değil de başkalık çerçevesinde tüm başka olan her şeyde, yani sadece bir yüz bir ötekinde değil de ne bileyim doğada, doğaya da yansıtabiliriz. Doğayı da bir başka olarak görür ve ona karşı sorumluluğumuzla bir etik ihlale doğru yönelmeyiz. Çünkü o da bizim sırtımıza sorumluluğu yükleyebilir. Dolayısıyla belki böyle bir sorumluluk nosyonundan bu ilgi etiğini sadece yakın çevremize olan değil de, yani sonuçta ilgi duyabileceğimiz, yani çevremiz olan her şeye olan bir ilgi olarak anladım ben. Hatta Levinas'ınkine göre, Levinas'ın etik öznesine göre biraz daha performatif bir etik öznelik gibi görünüyor. Çünkü ilgi sadece Levinas'ta hani etik özne belki etik ihlalde, ihlal açısından kendisini kontrol eden bir özne. Yani ötekinin buyurmasıyla birlikte, ötekinin kendisini dayatmasıyla birlikte, o sorumlulukla birlikte, ama Nodding'de sanki ilgi özneye ve yani etkenlik özneye geçmiş gibi görüyorum. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani böyle genişletilebilir mi? Sorumluluk temelinde ilgiyi sadece yakın çerçeve açısından değil de, yakın çevre açısından değil de, bütün dünyaya ilgi duymak. Evet. Sorumluyuzdur çünkü. İkincisi de o hani Levinas'taki özneden ötekine geçen öncelik yeniden öznede mi? Daha performatif bir öznelik mi sergiliyor acaba gibi? Yani güzel sorular. Şimdi Levinas'ta yani doğa veya hayvanlar etik ilişkinin etik ilişki kurabileceğimiz varlıklar gibi durmuyor. Levinas'ın etik ilişkisi sadece bir yüzle ve insan yüzüyle oluyor. Yani ama Nell Noddings de bence böyle bir yere genişleyebilir. Böyle bir yere genişleyebilir. Çünkü orada bağlılıktan ve ilişkisellikten bahsediyoruz. Ve bu bağlılık ve ilişkisellik, yani kendi hayatımıza baktığımızda sadece başka insanlarla kurduğumuz bir şey değil. Yani insan evindeki çiçeklerle bile bağlı ve onlarla bile bir his ilişkisi içerisinde. Bakıyorsun işte çiçeğin suya ihtiyacı var mı, nasıl görünüyor, yaprağının görünümünden, vücudunun görünümünden bulunduğu yeri sevmiş mi, ışığı doğru alıyor mu, ya da bir hayvanın bedensel tepkilerinden, bedensel deviniminden bir şeye ihtiyacı var mı? Yani etrafımızda bağlı olduğumuz canlı varlıklar ve aslında o canlı varlıklara göre de bir ortam oluşturma çabamız da var. Yani dolayısıyla bütün cansız olan çevreyle de bu ilgilerin dolayımıyla ilişki kuruyoruz. Yani bir hayvanınız varsa mekanı ona göre, bir çocuğunuz varsa mekanı ona göre düzenliyoruz mesela. Yani dolayısıyla daha kompleks bir şey ilgi ve
ilişkiyi de sadece çevreden bağımsız olarak tarif etmek de zor. Yani ilgi aynı zamanda bir çevre yaratmaktır. Bir ortam yaratmaktır. Yani bir çocukla ilgilenmek, o çocuk için huzurlu bir ortam da yaratmaktır. Veya yeterince stimülasyonun olduğu bir ortam da yaratmaktır. Yani dolayısıyla dünyayı da değiştiriyor ilgilendiğimiz ilişkiler. İçinde yaşadığımız ortamı da değiştiriyor. Bir bu var. Performatif boyutu dedin. Yani Levinas'ta evet bir şey vardır, emir, command der Levinas bana. Öteki beni çağırır, öteki bana emreder der. Yani heterojen bir başlangıç noktasıdır bu. Ben otonom aklımla kurmam bütün etik ilişkileri, çağrılırım ve buradayım derim. Yani burada ise senin de dediğin gibi bir eğilim var. Yani ben mesela Onur'un dünyaya bakışını önemsiyorum. Yani ve onunla ilgileniyorum. Veya ona bir eğilimim var yani. Bir insan olarak. Onu işte korumak istiyorum veya onun gelişimini desteklemek istiyorum. Böyle başlayabilir etik ilişki. Yani ilişkiden ama iki düşünürde de şunu görüyoruz. Nan Noddings'te özellikle obligasyon yani ahlaki mecburiyet ilişkiden doğuyor. Ha, Levinas'ta ötekiyle başlıyor. Nan Noddings'te senin de dediğin gibi o ilişki bir şekilde başlıyor ve bir obligation, bir mecburiyet türetiyor. Tabii ki hani gittiğimiz her yerde etrafımızdaki bütün varlıklarla böyle bir ilişki kurmaya çalışabiliriz. Yani Levinas'taki gibi sadece özel bir öteki değil. Yani Levinas'ta herkesle bir başkası, etik ilişkideki başkası olarak ilişki kurmuyoruz. Yani ama Nan Noddings için ben de aynı soru aklıma geliyor. Ben hangi ortama girersem gireyim, böyle ilişki kuramaz mıyım insanlarla? Şimdi herkesle böyle ilişki kuramayız diyor Nan Noddings de. Yani bunun mümkün olmadığını söylüyor aslında. Yani bunun sınırları olduğunu söylüyor. Ve en önemli tartışma da burada. İlgi etiğiyle evrenselci etik yaklaşımlar arasında. Bunu bütün insanlara genişletemiyorsan, bunu sadece sınırlı sayıda insanla yapıyorsan, bir bakıma seçiyorsan veya eğilimlerin belirliyorsa ilgilendiğin ve etik ilişki kurduğun insanları, bu yeterli mi? Yani etiği bununla sınırlayabilir miyiz? Yani bana da yeterli gelmiyor açıkçası. Yani herkesle, çünkü eğer böyle ilgilenemiyorsak eğer, o zaman yine ilkelere ihtiyacımız var gibi duruyor. İşte ben o ilgilenmeyi sorumluluk olarak acaba alırsak daha mı geniş, daha mı evrensel bir perspektif sağlanabilir diye düşündüm. Yani hani Levinas'ın konseptini buraya transfer etmek ne kadar mantıklı olabilir diye düşündüm. Evet, bu bir ilgi etiği, Levinas'ınki bir sorumluluk etiği, evet, diyebiliriz. Çünkü evrensel ilkeleri sorumluluk etiğiyle test ediyor ve yeniden değerlendiriyor Levinas. O yüzden sorumluluk ve işte ötekine verdiğimiz etik tepkinin birincil bir tarafı var. Ama evrensel ilkeleri yok etmiyor. Çünkü hep üçüncü var. Ve üçüncü devreye girer girmez evrensel ilkeler de giriyor. Ama evrensel ilkelerden başlamıyor etik. Ötekiyle ilişkiden başlıyor. Ve ötekiyle ilişki hep evrenselin bir yeniden değerlendirilmesinin önünü açıyor. Şimdi burada ise yani Nan Noddings'te ise
evrensele pek yer verilmiyor gibi duruyor. Yani evrensele hiç hatta yer verilmiyor ve etik tamamen ve etik benliğin gelişimi ve etik bir insan olmak, etik bir insan yetiştirmek bu ilgi çerçevesine ve ilgilenilen için duyulan sorumluluğa bağlanıyor. Yani burada bir sınırlama ve yetersizlik olabilir ki en çok tartışılan tarafı da bu. Ama erdem etiği de evrensel değil yani ona bakarsak. Yani evrenselci bir etik değil yani Aristoteles'in etiği de. Yani Kant etiği gibi faydacılık gibi değil. Yani beni merkeze alıyor, benim erdemlerimi merkeze alıyor. Yani belli bir davranış beni erdemli birisi yapar mı? Benim karakterimi nasıl etkiler? Buna odaklanıyoruz karar verirken Aristoteles'te. Yani evrenselci bir ilkeye odaklanmıyoruz. Yani aslında ilgi etiğiyle erdem etiği birbirine daha yakın kantçılık ve faydacılığa kıyasla. Evet. Teşekkürler. Ülkü Hocam buyurun. Şey aktarayım mı? Çok karanlık oldu. Hiç görüşemiyoruz. Evet. Evet. Başka yok sanıyorum Ülkü Hocam. Ondan sonra İlyas Hoca'ya sonra döneceğim. Tamam. Ülkü önce sonra İlyas. Tamam. Hocamız gelsin. Tamam. Evet, yani. Güzel oldu. İyice karardık da tekrar açıldık. Çok yorduk sizi Zeynep Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir soru soracağım. Nudings'te doğal ilgi ve etik ilgi. İki farklı kavram. Şimdi etik ilgi dediğimizde örneğin tam da bu bahsettiği eğitimde vesaire kullanılmasında hani şu bilindiğinde ne mesela birisinin bana etik ilgi gösterdiğini hissettiğimde örneğin rahatsız olabilirim ve bu söylenilen amacına ulaşmıyor. Yine konuşmanızda dediniz ki işte ilgilenmeyi ve ilgilenilmeyi de bir öğrenme süreci aslında önerdiği dediniz. Ve şöyle bir sonuca gidiyorum. Etik ilgi göstermenin amacı Nodings'te doğal ilgiyi yaratmak mı? Hı hı. Evet, yani ikisi arasındaki ilişki. Evet. Yani doğal ilgi mesela işte bir annenin çocukla ilişkisi, bir ebeveynin çocukla ilişkisi. Belki bir model olabilir doğal ilgi. Ama etik ilgi, evet, yani bir eğitimcinin sonuçta sınıfta başkalarıyla kurduğu ilişki belki doğal ilginin hafızasından da besleniyor tabii. Yani çünkü bizim başkalarına verebildiğimiz ilgi kendi deneyimlerimizden besleniyor ister istemez. Kişisel deneyimlerimizden besleniyor. Örneğin ders verirken hocalık, öğretmenlik nasıl yaptığınıza bakarsanız o aslında geçmişte bir sürü öğretmeninizden veya işte meslektaşınızdan öğrendiğiniz şeylerden de besleniyor. Yani doğal ilgi dediğimiz şey gelişebilen de bir şey bir yandan. Yani ilgi vermeyi öğreniyoruz aynı zamanda. Bu öğrenmesi kolay bir şey değil ama öğrenilebilecek de bir şey. Etik ilgi aslında bu öğrenme sonucunda bizim elde ettiğimiz, geliştirdiğimiz bir tavır diyebiliriz. Yani doğal ilgi ise bir bakıma kendimizi zaten bildiğimizde çoktan yaşadığımız, içinde bulunduğumuz bir ilişkilenme biçimi. Yani bizi büyüten insanlar daha biz kendi bilincimize varmadan bir ilgi ilişkisi içerisinde tutuyorlar, büyütüyorlar bizi. Yani dolayısıyla doğal ilgi o hafızadan, beni bile önceleyen hafızadan çok besleniyor aslında. Ama etik ilgi bir deneyim sonucunda bizde meydana geliyor. Yani bütün bu deneyim aynı zamanda
bizim ilişkilerden öğrendiğimiz şeylerle de çok bağlı. Yani ve hayatımızın sonuna kadar da bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bir kere öğrenip de sonu gelen bir şey değil. Yani örneğin mesela birisinin üstüne gitmemek de bir ilgilenme biçimi olabilir. Yani işte bazen ilgi boğucu olabilir. Bazen ilgi karşındakine hiçbir alan tanımayan bir ilgilenme biçimine dönüşebilir. Yani bir bakıma sınırların tekrar ayarlanmasına izin veren şey etik ilgi. Yani karşındakinin sınırlar, akışkan sınırlar insani ilişkilerde. O sınır aynı zamanda test edilen sınırlar. Gerektiği zaman geri adım atmak mesela. Yani bu aynı zamanda bir görme yeteneğinin de gelişmesini gerektiriyor. Kendi kafamızdaki kavramlarla devam ettiğimizde ilişki kurmaya anlayamayabiliriz o sınırın işte belli zamanlarda öyle değil de böyle çizilmesi gerektiğini hissedemeyebiliriz. Yani ahlaki hisler çok önemli. Sınırların yeniden çizilmesine izin veren ilişkiler kurmak. Yani doğal ilgi aslında bütün etik ilginin temelinde tabii. Yani doğal ilgi ile etik ilgiyi birbiriyle hiç alakasız şeyler olarak göremeyiz. Çünkü ilgi eğer bir tarihten, bir hafızadan bahsediyorsa o hafızanın en derininde de doğal ilgi var diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam, siz de hani biliyorsunuz, yani hani ne düşündüğünüzü merak ederim. Kime sordunuz? Ülkemize sordum. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Şimdi doğal ilgi evet en derininde var ama etik ilgide de sanki Noddings'te de öyle gibi hissettim. Etik ilgiyle birlikte doğal ilgiyi de tekrar yaratmak. Hani çünkü etik ilgi bir de ilgilenilen kişi açısından biraz sorun yaratabilir diye düşünüyorum. Yani evet. Ben dediğim gibi benimle görevi gereği ya da işte ilgilenmesi gerektiği için ilgilenildiğinde rahatsız olacağım bir şey. Olabilirim, yani bu ihtimal var. Evet. Ama doğal ilgide nedir? Seni çok merak ettim gibi bir doğal ilgi, merak duygusuyla senin hakkında bilgilenmem gerekiyor. Bu benim görevim tarzı farklı geliyor bana. Yani bazen hani şu belki önemli. Birisinin ilgilenilmeye ihtiyacı olduğunu anlamak. Pardon. Yani ilgilenilmeye ihtiyacı anlamak. Yani birisinin, yani ilgilenilenin ilgiye, desteğe ihtiyacı olduğu zamanı sezmek. Yani şimdi 40 yılda bir telefon ettiğiniz bir insanın sıkıntısını, derdini takip edemeyebilirsiniz eğer o size bunu söylemezse. Dolayısıyla ilgi ilişkisi aslında aynı frekansta olmayı ve bir yakınlığı gerektiriyor. Ama eğer ilgilenilen kendi alanına ihtiyaç duyuyorsa ve rahat bırakılmak istiyorsa aslında o alanı ve o mekanı da ona vermek gerekiyor. Yani burada aslında enteresan bir şey var. Mesela çocuklar, ergenler yalnız kalmak da isteyebiliyorlar. Yani ebeveynleriyle ilişki. Doğal ilgi şeyimiz var ama o doğal ilgi boğucu ve onu aslında kişiliğinin gelişmek için kendi kendisiyle
bağımsız ilişki kurmak için bir zamana ve mekana ihtiyacı olduğu süreçte çok fazla kuşatmak ters de tepebiliyor. Yani orada olmak ama aynı zamanda onun talep ettiği kadar da ilişki kurmak. Yani belki gerekiyor. Yani o işareti oradan almak gerekiyor. Yani bir modeli uygulamak biçiminde olmamalı ilişkiler, etki. Yani bilmiyorum, aslında ben doğal ilgiyle bu noktada etik ilgiyi birbirinden çok ayırt edemiyorum. Yani, sanki etik ilgi biraz daha bilinçli hali gibi şu son söyleminizden öyle çıkardım. Yani doğal ilgi sadece birisinin ihtiyaçlarını karşılamak değil. Yani işte onun yemeği, onun çamaşırı, onun iyi olması, onun hasta olduğunda yanında olmak falan gibi. Aslında otomatiğe alarak yaptığımız şeyler var insanlarla ilgilenmede. Bir de belki bu günümüzde daha kaliteli ilgi falan diyorlar ya, yani diyalog kurmak. Yani o diyaloğu kurabilmek ve onu içine çekmek ve işte bu immortal dediği, yani ne bileyim, belki sabır konusunda konuşmak. Yani bu sabır mesela veya üzüntü veya yas veya dostluk, böyle konular aslında. Yani insanın hayatının çok içinde olan ama bir eğitim konusu haline gelmeyen, böyle ölümsüz konular diyebiliriz bunlara. Yani onlara dair bir diyaloğa girebilmek gündelik olanın içinden. Yani ilgilenene bilgi aktarmadığı ama bir bakıma çok insani bir ilişki içerisinde hepimizin derdi olan meselelere dair bir konuşmayı başlatabildiği bilgi. Teşekkür ediyorum. İlyas, buyurun. Evet. İlyas, sesiniz galiba. Açar mısınız mikrofonu? Evet. Ses kapalı galiba. Ya ses bağlanıyor. Evet, söylüyorum ama sesiniz gelmiyor İlyas Bey. Ses gelmiyor maalesef. Farkında değil. Evet, evet, değil. Siz duyuyor musunuz İlyas Bey? Sesiniz gelmiyor. Yer değiştiriyor sanırım. Chat'te yazılabilir belki. Ha, evet. Ha. Yani yazabilirsiniz de, arzu ederseniz. Chat'ten evet. Yazabilirim. Tamam, sanırım yazacak şimdi hocam. Başka sesi bu arada açmaya çalıştığı yerle de ilgili olabilir. Şu küçük ekranda değil de genel ekranın sol alt köşesinden açması gerekiyor sesini. Yani biliyordur diye düşünüyorum da. Belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Sesiniz gelmiyor. Yazabilirseniz seviniriz. Evet. Başka bu arada var mı arkadaşlar? Ayhan, buyurun. Bu arada sonra İlyas'a veririz sözü. Evet. Ayhan, buyurun. Kapalı mikrofonunuz. Evet. Teşekkürler. Herkese saygılar sunuyorum. Zeynep Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok doyurucu bir sunum gerçekleştirdi. Benim de şöyle biraz kafamı karıştıran bir durum söz konusu oldu. Özellikle ilgi eğitimini tanımlarken eşitler arası bir durumu ön plana çıkarmadınız veya öyle bir referans vermediniz. Eşitler arası olmasını ben daha çok önemli görüyorum. Yanılıyor muyum? Çünkü bir çıkar kavramını da kullanmadınız. Belki çok literatüre uygun olmuyor ama
Şimdi bir istismar veya bir çıkar, bir egomanya kurma olgusuna doğru, dünya doğru gideceğini düşündüğümüz bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sınırları nasıl belirleyeceğiz? Diğer türlü bunu sadece öğretmen-öğrenci ilişkisinde de tanımlarsak, orada da biraz önce sizin Nodings'ten aktardığınız biçimiyle öğretmeni için de başarılı olmak, çalışmak veya yapmak durumunu, duygusunu öne çıkardınız. Bu biraz daha tehlikeli bir yere doğru getiriyor. Yani işte celladına aşık olmak veya Stockholm sendromu gibi bir boyuta da gider. Ben çok tehlikeli bir yerde olduğumuzu da düşünüyorum. Tehlikeden hiç bahsetmediniz. Yani tehlikeden de bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet, çok haklısınız. Çok güzel bir soru. Bu Levinas'ta asimetri var ilişkide. Yani ama asimetri şöyle kurulmuş. Öteki benden daha yüksektedir. Yani ötekinin bir bakıma kavranılamaz ve yakalanamaz ve aşkın bir tarafı var. Asimetri buradan kaynaklanıyor, böyle kuruluyor. Şimdi Nell Noddings'te ise karşılıklılık üzerine bir vurgu yok. Yani orada da aslında bu yani şöyle diyeyim, ideal bir resiprosite var. Yani ideal olan ne? İlgilenilenin de ilgilenmesi. İlgilenmeyi öğrenmesi. Yani ilgilenenin ilgilenen bir insana dönüşmesi. En azından. Belki benle değil, bir başkasıyla ilgilenecek. Ama bu ilişkide o ilgilenmeyi öğrenecek. İlgilenilmeyi ve ilgilenmeyi öğrenecek. Yani ilişkinin aslında ahlaki bir gelişime izin vermesi gibi bir ideal var ortada. Yani şimdi bunun tehlikeleri yok mu? Var. Yani sonuçta ilişki her zaman bir kere duygusal bir ilişki burada. Yani ahlaki duygular var ve duygular işin içine girdiğinde kontrol sorunu da var. Yani Nell Noddings'te bence bu yeterince konuşulmuyor belki ve tabii tehlike dediğiniz şey de kontrol, sınırlar ve iktidar ilişkisi dinamikleri, iktidar dinamikleri meselesinde gündeme geliyor. Yani ilkelerle ve haklarla ve soyut ve birbirinden ayrı bireyler olarak kurguladığımızda ilişkiyi kontrol etmek daha kolaylaşıyor. Yani kontrolden çıkmak daha zor bir hale geliyor. Ama yani duygusal bir ilişkide gerekçelerimizi de daha çok kendi hislerimize ve duygularımıza geri dönerek verdiğimizde çok kolay o duygusal hareket bizi hiç ummadığımız yerlere götürebiliyor. Yani dolayısıyla riskler de ortaya çıkabilir, krizler de ortaya çıkabilir. Yani bu kriz, yani bu riskleri almak ve bu krizlerden zarar görerek değil de aslında herkesin daha beslendiği ve güçlendiği bir ilişki kurulmuş olarak çıkmak gerçekten ahlaki anlamda bilge insanın ancak becerebileceği bir şey belki de. Yani çünkü krizler esnasında insanlar kontrolü kaybedip birbirini yaralayabiliyor. Ve yani bu kontrolü kaybetmemek yani ne bileyim provoke olabilir insan mesela. Öfkelenebilir, sinirlenebilir, kendini kontrol edemeyebilir ve yaralayabilir bir ilişkiyi veya yaralanabilir. Yani belki şöyle diyebiliriz. Ya duyguların üzerine dönmek önemli. Yani burada bir şey hissettiği zaman insan önce o duyguya dönmek ve o duyguyla tanışmak, yüzleşmek, o duyguyu anlamak gerekiyor. Yani bu da bir
duygusal bir çalışma. İnsanın kendi benliğiyle yaptığı duygusal bir çalışma. Şimdi ben ne hissettim? Bu bir öfke mi? Yani bu öfke nereden çıktı? Kime aslında? Ve niye ben şimdi bunu hissediyorum? O duyguyla temas etmek. Yani kimi zaman kendi duygumuzla temas edemiyoruz. Kendi duygumuzla bir derin bir ilişki kurmuyoruz. Yüzeysel bir ilişki kurup yansıtıyoruz aslında. Çoğunlukla krizler duygusal ilişkilerde bu yansıtmadan da kaynaklanıyor olabilir. Ve daha da kontrolsüz. O size yansıtıyor, siz ona yansıtıyorsunuz. Aslında psikoterapide ki yansıtma karşı yansıtma süreçleri, yani ilişki, duygusal ilişki hep bir analizin konusu olmalı. Hep kendi kendiyle temas olmalı aynı zamanda. Yani o ilişkiden dönerek ben kendime tekrar bakabilmeli ve kendi duygularımı analiz etmeliyim. Sadece onun gerçekliğiyle ilişki kurmak değil bu. Ancak burada geliştirebildiğim yetenekler başarılı olmamı sağlayabilir diye düşünüyorum. Yoksa evet, riskleri de olan bir yerdeyiz. Kimi zaman kurallar, ilkelerle çok daha kontrollü ama çok daha az insani. Varoluş sürecimizde ne kadar eşlik edebiliriz? O manada da yoksul bir dünyamız olur. Yani bir takım duygusal riskleri, yani duygusal ahlaki ilişkiler kurma riskini aldığımızda ancak ahlaki bir özne olarak gelişiyoruz veya o ilişkide olduğumuz insan da ahlaki olarak dönüşüyor. Yoksa hani herkesin bir statüsü var, kurallar var, herkesin sınırları belli. Böyle yaşayıp gidebiliriz, işimizi de yapabiliriz. Ama sadece bilgi aktarmış oluruz belki yani. Onun ötesinde kimse kimse de bir iz bırakmaz. Evet. Zeynep Hocam, İlyas Hocanın, İlyas Kaya'nın sorusu chatten geldi. Size yönlendirelim. Dilerseniz süre olarak da epey ilerledik. Son söz olarak yer verelim. Sonra yavaş yavaş belki ayrılabiliriz. İlyas Kaya şunu sormuş. İlgi yetinin beğenilme isteği ile ilişkisi var mı? Varsa bunu açıklayabilir misiniz diye. Beğenilme isteği ile bir ilişkisi var mıdır? Varsa açıklayabilir misiniz diye sormuş. Beğenilme isteği. Yani Nodings'te bence böyle bir şey yok. Yani ilgilendiğimiz insanlar bizi beğensin diye ilgilenmiyoruz onlarla. Aslında yani bir arzu olarak tarif etmek, etik bir arzu olarak tarif etmek doğru. Nodings'te bu yok, Levinas'ta var. Ama Nodings'te bir regard veya inclination, bir terimleriyle tarif ediyor bu ilgi etiğini. İlgilendiğim insan benim ilgimi kabul etmeli. Yani kabul almak, almak istemek ve almaya açık olmak önemli. Birisi eğer almaya açık değilse, yani onunla ilgilenmenin bir yolu yok. Yani zor. İlgi ilişkisi Dodings anlamında kurulamaz gibi duruyor. Ama şöyle diyebiliriz. Yine Levinas'tan bir şey getirmek istiyorum. Karşılıklı bir evet olmalı. Yani iki tarafın birbirine evet demesi olmalı. Bu ilişkinin en temelinde yatan şey gibi duruyor. Yani selamlaşma gibi aslında. Birine merhaba dediğinizde o da size merhaba der. Selam dediğinizde o da size... Bu ne demek? Hani görmek, tanımak, o varlığını kabul etmek anlamına geliyor. Yani birini hayatına almak da böyle bir şey. Çok temelde verilen bir evet var, bir olumlama var. Ama bu eleştiri olmayacak anlamına gelmiyor. Yani işte işin beğenilmekle ilgili kısmı buradan itibaren başlıyor. Eğer biz o ilişkide işte kendi bakış açımızı değiştirip karşı tarafın gerçekliğiyle ilişki kurabiliyorsak eğer,
Ve o ilişki bizi de değiştiriyorsa, yani o bakış açısıyla temas etmek bizim kavramlarımızı değiştirmemize de yol açıyorsa, burada gerçekten herkesin dönüştüğü bir durumdan söz edebiliriz. Bizim de yani ilgi verenin aynı kalmadığı ve dönüştüğü bir durumdan söz edebiliriz. Yani zaman zaman olumlama, zaman zaman da çatışma olacak diye düşünüyorum. Yani bunu bir savaş ilişkisi olarak tarif etmiyorum. Ama insanın etik bir ilişkide kendi kavramsal çerçevesinin sarsılması ister istemez kendi iç çatışmasını olduğunun da bir göstergesidir. Yani başkasıyla çatışma değil de başkasının perspektifinin bizi sarsması ve değiştirmesi. Bence beğenilme arayışının ötesinde, yani şimdi beğenilmeye vurgu yaptığımızda bütün ilişkiyi bir etik egoizme evrilmiş oluyoruz. Yani bütün bu ilgi ilişkisi benim kendi kendimi onaylayabilmem için kurduğum bir ilişkiyse eğer, orada gerçekten bilmiyorum, yani hani etik egoizm içerisinde de başkasıyla ilgilenebilir insan. Çünkü onunla ilgilenmek beni mutlu ediyordur. Ve ben mutlu olduğum için onunla ilgileniyorumdur. Yani onun için değil de kendim bundan zevk aldığım için. Şimdi biriyle ilgilenmenin bize zevk vermesi, bizi mutlu etmesi kötü bir şey değil. Ama zevk aldığımız için mi yapıyoruz? Yoksa yaparken zevk mi alıyoruz? Yani burada önemli bir ayrım var. Yani o zaman beğenilmek için yapmıyorumdur. Ama bu ilişki içinde hem dönüşüyorum hem kendimi olumlamayı da başarıyor olabilirim. Yani bunda da bir sorun yok. Yani insan güzel bir ilişki kurduğunda, o ilişki herkesi dönüştürdüğünde bundan memnun olmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Ya da daha güzel bir şey olabilir mi diyeyim yani. Olumlu bir şey olabilir mi? Ama hani bilebilir miyiz peki diye sorabilirsiniz. Yani belki de ben nihai olarak bu ayrımı yapıyorum ama bilinç dışı motivasyonlar hiçbirimizin kolayca erişebileceği veya kontrol edebileceği şeyler değil. Belki de bütün ilgi ilişkisini kendimi olumlamak veya kendimi beğenmek veya mutlu olmak için kuruyorumdur. Yani böyle bir soru işareti var mı, atılabilir mi, indirgenebilir mi, aşabilir miyiz buradaki şüpheyi? Aşamayabiliriz bana göre. Çünkü yani Kant burada aklıma geliyor. Kant şöyle diyor, yani şöyle bir ayrım yapar. Ahlak yasasına saygıdan dolayı bir davranışı yapmakla ahlak yasasına uygun davranmak arasında bir ayrım yapar. Ve ahlak yasasına uygun davranışların bir ahlaki değeri yoktur ona göre. Sadece ahlak yasasına saygı motivasyonuyla yapılmış davranışların ahlaki değeri vardır. Yani ödev için, ödev uğruna yaptığım davranışların. Peki ben bilebilir miyim gerçekten bir davranışı ödev uğruna yaptığımdan emin olabilir miyim? Yani başka hiçbir motivasyonun girmediğinden emin olabilir miyim? Yani birisine ahlaklı demek ne kadar zorsa, birisinin davranışın ahlaki değeri olduğunu söylemek ne kadar zorsa, çünkü onun motivasyonlarına erişemiyorsak, kendi motivasyonlarımıza da tam olarak erişemeyebiliriz. Yani her zaman karışık olabilir motivasyonlar. Buradaki şüphe indirgenebilir bir şüphe değil. Ama yani bir bakıma şöyle düşünmek istiyorum. Yani her şeyin aslında altında öznenin kendisini sevme ve kendisini olumlama ve egoist ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılama
çabasının olduğunu düşünmüyorum. Yani bu açıdan bence Levinas da inanıyor yani. Aşkınlık dediği şey, etik öznenin aşkınlığı dediği şey bunun ötesine geçebilme kapasitesi zaten. Yani etik ilişki bunun ötesine geçmek anlamına geliyor. Ve Levinas burada buna belki bir inanç diyebiliriz, çok temel bir inanç diyebiliriz. Bu kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyor. Nell Noddings de öyle. Yani Nell Noddings'in çerçevesinde de ilişkinin merkezinde ilgilenenin olması demek aslında ilgilenenin kendi mutluluğu için veya kendi hazzı veya kendi olumlama arayışı yüzünden o ilişkiyi kurmadığını söylemek anlamına geliyor. Ama bir etik egoist perspektiften bakan kişi bundan hep şüphe edecektir. O şüpheyi de biz yok edemeyiz yani. Son bir şey sorabilir miyim? Evet Hüseyin, buyur. Şimdi hocam, toplum homojen değil. Yani farklı tabakalar, farklı sınıflar, farklı etnik kökenler ve onların kendi içinde kapalı bir kültürel yaşam biçimleri var. Bunlar da ilişkiler konusunda bir şey söylüyor mu? Yani ya çünkü bunların mesela okulları da, bunlarla karşılaşma şansımız da çok fazla yok. Yani işte mahalleleri var, mahallelerinde okulları var. Yani kendi dar çevreleri gidiyor okullara. Bunların da kendi içerisinde doğal ilişkileri var. Hatta onun yansıması, etik kuralları var ama o genel kültürden farklı olarak oluşmuş kendisinde. Şöyle bir şey anlatmıştı bir öğretmen arkadaşım. Bir karakola gidiyor. Karakolda bir hırsızlıktan yakalanmış bir adamla karşılaşıyor. Peki ya utanmıyor musun? Kısa anlatıyorum tabii. Utanmıyor musun hırsızlık yapmaya? Diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Öğretmenim ben diyor. Sen yaptığın işten utanıyor musun diyor. Şimdi gelen ülkeler olmayınca nasıl ilişki kuracağız? Yani o evrensel değerler olmayınca. Teşekkür ederim. Evet. Hocam kısaca bir cevap alırsak ve 15 dakika kadar sonra otomatik kapanmadan vedalaşma tamam. Fırsatımız olsun. Evet. Tabii. Şöyle söylemek istiyorum. Aslında çok tartışmalı şeyler de söylüyor Nernodins. Yani hatta bazı eğitim felsefecilerine skandal gibi görünen şeyler bunlar. Mesela işte sadece evrim kuramını öğretmek değil, aslında tartışmalı perspektifleri de getirmek. Yani doğru budur değil de işte diyelim ki akıllı dizayn kuramına inananlar da var. Yani Hristiyanlar mesela, onlar da buna inanıyorlar. Evrim kuramı bunu diyor ama falan. Yani veya sınıfta mesela bazı kültürel gruplar var dediniz. Mormonlardan bahsediyor. Mormonlar poligamik aile. Yani bizdeki işte çok eşli nasıl erkekler var. Yani birden fazla eşi olan, çeşitli eşlerinden çocukları olan büyük aileler var. Böyle Mormon aileler ve çocuklar var. Şimdi o zaman bu çok eşlilik, erkek çok eşliliği yanlıştır diye mi hani eğitimci pozisyon alacak sınıfta? Yoksa kabul mü edecek burada bu pratiği? Mesela Nell Noddings böyle bir ortamda bunu kabul etmekten yana. Yani bunlar çok tartışılıyor Nell Noddings'le ilgili. Çünkü mesela savaş konusunda da öyle. Irak Savaşı, Irak'a savaş açtığında Amerika bu savaşı sınıfta sorgulamak. Yani tabii ki patriotik yasalar var ve kimsenin, herkesin orduyu desteklemesi lazım. Kimsenin bu savaşı sorgulamak, hele sınıfta hiç yapılacak bir şey değil.
devlete göre. Ama Nodding's bitiyor. Bir lahmacun süresi. Tamam. Param benden şey istiyor da. 10 dakika. Nan Nodding's bunu yapmak istiyor. Yani savaşı sorgulamak da işin bir parçası olmalı. Barış eğitimi yapmak falan. Çok tartışmalı konuların da sınıfa getirilebilmesinden yana. Ve hani bunların bir kısmı feministlerin de örneğin bu çok eşlilik meselesi, mormonlar veya işte din meselesi, yani seküler eğitimi tamamen savunacak olduğunu düşünüyorsunuz mesela Nodding's'in. Öyle bir yola gitmiyor. Öyle bir yola gitmiyor. Yani hani din eğitimi meselesinde de farklı bir duruşu var. Yani seküler bir kültürü savunup işte dini dünya görüşünü değersizleştirmiyor. Yani kendisi seküler bir duruşu, aslında çok Hristiyan bir aileden geliyor sanıyorum. Ama kendisinin daha yani sekülerizm mücadelesi de vermiyor. Yani o açıdan ilginç ve bu alanlarda da tartışmalar var tabii yani. Bilmiyorum. Herhalde yorgunluktan sonraya çok iyi cevap verememiş olabilirim. Bence oldu gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz sizi. Etik meseleleri hani daha akılcı ve çakılı çerçeveler dışında daha pratik ve akışkan bir kapıdan bakmaya bizi çağırdınız bu akşam. Lakancı babanın adından sonra annenin antenleri diye güzel bir not olarak ben bu akşamı tamamlıyorum. Size çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara da. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Zeynep Hocam çok sağ olun tekrar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür.